sürpriz. Ne çıkacak acaba, yapıştır boya katla. Tüm cevaplar sürpriz kutusunda, atma sakın atma. Sen de düşün, bul ve tasarla. Neşeyle, merak ve heyecanla başla. Armanın coşkusu başlıyor, bak sürpriz kutusu. Evet dönüştüratör, arkadaşım kozalak kayakçıyı çok sevdi. Ona hediye edeceğim bunu. Ha, doğru, haklısın. Bu böyle hediye edilmez. Bir hediye paketi falan yapmak lazım artık. Ama çok tatlı değil mi dönüştüratör? Ha? Aa, tamam doğru söylüyorsun. Programı açmamız gerek. Sevgili arkadaşım, sürpriz kutusuna hoş geldin. Bakalım bugün sürpriz kutusunda nasıl bir proje yapacağız? Bunu öğrenmek için ne yapmam gerekiyor? Sürpriz kutumu almam gerekiyor. Ne diyoruz? Hopusu popusu gelsin sürpriz kutusu. Evet, sürpriz kutumu alıyorum dönüştüratör. Ve masama geldim. Sevgili arkadaşım, acaba kutumuzun içinden nasıl sürpriz malzemeler çıkacak? Bunu öğrenmenin tek yolu hemen çatımı açarak başlamak. Bakalım burada küçük beyaz bir karton parçası. Peki diğer tarafta ne var sevgili arkadaşım? Burada da peçeteler, desenli peçeteler. Ne güzel. Peki bakalım soldaki çekmecemden ne çıkıyor? Hobi tutkalı. Peki bu da güzel. Burada bir şey var mı? Evet var. Küçük renkli düğmeler. Bakalım. Sağ taraftaki çekmecemde ne var? Pelür kağıtlar. Çok güzel. Turuncu ve mor pelür kağıtlar. Ve tabii ki sürpriz kutumun anahtarı. Şimdi hemen sürpriz kutumun kapağını açıyorum. İçinde ne var? Sürpriz kutumun içinden dönüştüratör, başka bir kutu çıktı. Evet, kapağı olan bir kutu. Peki bu malzemelerle nasıl bir kombinasyon yaratacağım bilmiyorum ki. Biraz düşünmem gerekiyor. Ne? Hiç duymadın mı dönüştüratör? Kombinasyon ne demek diyorsun? Kombinasyon sevgili arkadaşım birleştirmek demek. Yani bir araya getirilmiş, belli bir amaca veya sıraya uygun birleştirilmiş bir nesne grubu demek. Dönüştüratör, rica ederim. Sen bana böyle ilginç kombinasyonlarla malzemeler göndermeye devam et. Ben de sana güzel, ilginç kelimeler öğreteyim. Anlaştık diyor. Peki bakalım bu malzemelerle neler yapacağız sevgili arkadaşım? Kutum çok güzel. Kapağı da var. Acaba tutkalımla kutumu kaplasam ve dekoratif bir saklama kabı mı yapsam dönüştüratör? Aa evet. O da olabilir dönüştüratör. Hediye kutusu yap diyor. Bu kutudan bir hediye kutusu. Güzel bir fikir. Sevdim bu fikri. O zaman hediye kutusu yapıyorum. Sonra kozalak kayakçımı da içine koyacağım. Ve arkadaşıma öyle hediye edeceğim. Dönüştüratör, şunu düşündüm de. Acaba sen sürpriz kutumuza koyduğun malzemeleri benim ihtiyaçlarıma göre mi koyuyorsun? Ha, bazen. Anladım dönüştüratör. Bugün kendi yapacağı alternatif projeye göre malzemeler koymuş. Yani ne yapacağını biliyorsun. O zaman programın sonuna kadar merakla bekleyeceğim. Ben en iyisi şimdi sevgili arkadaşıma nasıl bir proje yapacağımı hemen anlatayım. Pelür kağıtları küçük parçalara bölerim. Tutkalı çok az miktarda suyla karıştırırım. Kutunun yanlarını ve kapağını renkli pelür kağıtlarıyla kaplarım. Kutunun ön ve arka yüzünü de peçeteyle süslerim. Beyaz kartondan küçük bir not kartı hazırlarım. Ağacımdan notu kutuya tutturmak için bir malzeme alırım ve hediye kutumu tamamlarım. Hadi o zaman başlayalım. Hemen kutumu alıyorum sevgili arkadaşım. Kutumu kaplayacağım için tabii ki pelür kağıtlarımı da alıyorum. Pelür kağıtlarımdan moru seçiyorum. Küçük küçük parçalara ayıracağım. Peki nasıl kaplayacağım? Tabii ki hobi tutkalımla sevgili arkadaşım. Hobi tutkalımı açıyorum ve kabımı aldım. Tabii ki su da kullanacağım. İki kapak kadar içine su koyuyorum sevgili arkadaşım. Evet, suyla hobi tutkalım iyice karıştı.
ve kaplamaya hazır. Önce kapağından başlayayım. Bu güzel olabilir. Ve pelür kağıtlarımı... ...yapıştırıyorum. Sevgili arkadaşım, tutkalı sürüyorum. Sonra pelür kağıdını koyup tekrar üzerini tutkalla kaplıyorum. Çünkü o zaman daha sağlam oluyor. Daha sağlam olsun diye pelür kağıdını koy, üzerine biraz daha tutkal sür. Evet, sevgili arkadaşım, şimdi yan tarafta bittiğine göre peçeteyle kaplayabilirim. Şimdi bu ön tarafını ve arka tarafını peçeteyle kaplayacağım ama kenarlarına biraz kıvırdım. Yani taşmış oldu. Çünkü peçete geldiğinde kenarlarından mor görünsün istiyorum. İşte burada desenli peçetelerim var. Efendim? Ben bir şey istemedim ki senden, dönüş tarator. Neden bilmece bilecekmişim? Dönüş tarator bilmece yolladı. Ben daha bir şey istemeden artık dönüş tarator bilmece yolluyor. Dönüş tarator bu malzemeyi de sürpriz kutuma koyacakmış ama kenarda kalmış, unutmuş. O zaman bilmece sormadan verseydin dönüş tarator. Bilmece sormayı çok seviyorum. O yüzden her fırsatı değerlendiriyorum diyor. Dönüş tarator, senin ismini bilmecetör olarak değiştirmek gerekiyor bence. Bence iyi fikir. Evet, aslında ben de bilmeceleri bilmeyi çok seviyorum. O zaman hemen bilmeceyi bilelim. Hemen okuyalım. Kelebek gibi şekli uçamaz, bağladın mı kaçamaz. Şık görünürsün takınca, her kostüme uyamaz. Demek ki bu bir kostümün parçası. Kol düğmesi mi dönüş tarator? Ah, değilmiş kol düğmesi. Peki şık görünürsün takınca. Bağladın mı? Ha, bağlanan bir şey. Bağladın mı kaçamaz. Kravat olabilir mesela. Kravat olabilir mi? Ha, doğru söylüyorsun dönüş tarator. Kravat olamaz çünkü kravat kelebeğe benzemiyor. Kelebeğe benzeyen... Ne olabilir, ne olabilir? Efendim? Bir daha söyle sevgili arkadaşım. Evet! Doğru söylüyor arkadaşım. Papyon! Doğru mu dönüş tarator? Tamam, doğru. Biraz yardım aldığımı kabul ediyorum. Ne yardımı? Direkt cevabı öğrendin diyor. Peki bakalım bizi papyon çekmecesinde ne bekliyor? Evet, bakıyorum bakıyorum sevgili arkadaşım, işte papyon burada. Açıyorum. Beni ne bekliyor? Aa, bu ne? Ha, pamuk. Bu pamuk. Dönüş tarator, o kadar düşündüm, çabaladım, buldum. Çıka çıka pamuk mu çıktı? Pamuğu küçümseme. Projeni çok güzelleştirecek diyor. Ama pamuk benim projemi nasıl güzelleştirebilir ki? Eğer kutum kirli olsaydı pamukla silip temizlerdim. Pamuğu peçetenin altına koy. Bak ne oluyor diyor. Ne oluyor dönüş tarator? Bakayım. Böyle üzerine peçeteyi kaplayacağım ya burayı. Yani kutunun ön ve arka tarafını. Tamam. Şimdi anladım dönüş tarator. Böyle pofuduk pofuduk oluyor. Yastık gibi. Yani kutumun ön ve arka tarafını kaplarsam, içinde pamuk kullanırsam çok güzel olacak. Evet, şimdi anladım. Teşekkür ederim dönüş tarator. Dönüş tarator, pamuğun bir bitki olduğunu biliyor muydun? Evet, evet, doğru söylüyorum. Bu gördüğüm pamuk dönüş tarator, pamuk bitkisinden elde ediliyor. Ne kadar ilginç değil mi? Şimdi kutumun ortasına bu pamuğu koyarsam sonra peçeteyle kaplayabilirim. Hemen tutkalımdan kutuma sürüyorum ve pamuğumu ortaya yapıştırıyorum. Sonra sevgili arkadaşım kenarlarına kutumun yine
tut kalımdan sürüyorum çünkü oraya peçete gelecek. Şimdi sevgili arkadaşım peçetemi alıyorum. Desenli ve renkli tarafını kullanacağım. Tabii burada 4 parça olmuş oluyor. Bu 4 parçayı birbirinden ayıracağım. 4 farklı parçam olmuş olacak. Evet, 4 peçete parçam oldu sevgili arkadaşım. Şimdi peçetemi üzerine yapıştırıyorum. Böyle bastırıyorum, sabitliyorum. Altını ve yanlarını da elimle düzeltiyorum. Bak içinde pamuk var. Ve sonra üzerini peçeteyle kaplıyorum. Sonra sevgili arkadaşım kenarlarını tutkalla sınırlarını çiziyorum. Pofuduk taraf daha çok ortaya çıkmış oluyor. Ama bunu yaparken sevgili arkadaşım zaten peçete çok ince olduğu için tutkalla birlikte daha da böyle inceliyor, ıslanmış oluyor. Ve ben fırçamla dokunduğum zaman yırtılabiliyor normal olarak. Sakın üzülme, hemen üzerine bir parça da peçeteyle kaplama yapacağız. Şimdi sevgili arkadaşım ön yüzü bitti. Şimdi aynısını kutumun arkası için de yapacağım. Çeviriyorum ve burası için de biraz pamuk alıyorum. Ortasını hedefliyorum ve evet, buraya yapıştırmak istiyorum. Şimdi hobi tutkalımı son bir kat sürüyorum ki sağlam olsun sevgili arkadaşım. Evet, işte ön yüzü ve arka yüzü. Şimdi bunun biraz kuruması gerekiyor sevgili arkadaşım. Kuruyacak ne kadar? Mesela 1-2 saat kurusa 1-2 saat arası yeterli olacaktır. Dönüştüratör. Benim bu arada biraz pamuğum arttı. Hani sen sürpriz kutusuna koymadın ya. Senin kendi alternatif projende ihtiyacın varsa sana verebilirim. Yok, gerçekten ağzından laf alıp ne yapmaya çalıştığını öğrenmek için sormuyorum dönüştüratör. Nasıl olsa programın sonunda ne yaptığını öğreneceğim. Sevgili arkadaşım bakalım kurumuş mu? Güzelce kurumuş. O zaman kutumdan çıkan beyaz kartondan nasıl bir hediye kartı yapabilirim? 2'ye katlayayım ve içine bir not yazayım. Doğum günün kutlu olsun Ferhat. Şöyle yanından sarksın ve öyle tutturayım. Ama bunu neyle yapabilirim? İp olabilir, kurdele olabilir. Kurdele! Kurdele daha estetik. Ağacımda var. Hadi bakalım. Ağacımdaki kurdelelerim işte burada. Aa ne güzel kareli yeşil. Aa burada bir tane de yeşil var. Güzelmiş. O da olur, bu da olur aslında. Aa, kavun içi de var. Tamam. Bu da çok güzel. Aslında benim kutumla daha uyumlu. Tamam. Plastik kürdanımla kartımın üzerine bir delik açarım. Ve bunu tam ortadan değil de aslında üstten yaparsam daha güzel olur. Burada sevgili arkadaşım dikkat etmen gerekiyor. Elini acıtma. Deliğin içinden kurdelemi geçireceğim. Ve bir fiyonk yapıyorum. Çok da aşağıda durmasın ama. O zaman kutunun üzerine bunu yapıştırayım. Şuradaki hamur yapıştırıcımı kullanabilirim. Evet. Bak ne güzel sarkıyor. Sonra Ferhat bunu alacak, açacak. Doğum günü kutlu olsun Ferhat olacak. Kapatacak sonra yanından tabii. Böyle süsü de sarkıyor olacak. Düğme. Sürpriz kutumdan düğme çıkmıştı. Tamam. Bak niye aklıma gelmedi ki? Burada düğmelerim var. 3 tane. Acaba hangi renk olsa? O zaman sarı, turuncu olsun. Turuncu güzel olabilir. Hamur yapıştırıcı alıyorum ki güzelce üzerine yapıştırayım. Tamam. Düğmem çok güzel oldu. Yanında da hediye kartım güzel bir şekilde duruyor böyle. İçini açıp Ferhat bunu okuyabilecek. Hediye kutum çok güzel oldu. Benim projem bitti.
Dönüş detektörü, doğru söylüyorsun. İçine hediye mi koymadım? Ferhat'a verince Ferhat onun içini açacak, içi boş. Öyle olmaz. Tamam, şimdi ne yapacağımı biliyorum. Pelür kağıtlarım fazla kalmıştı. İşte bu turuncu pelür kağıdım. İçine koyduğumuz değerli eşya kırılmasın diye ben de ona böyle yer yapıyorum. Ah, kozalak kayakçı geldi. Hangi dağdan geliyorsun? Ulu Dağ'da kayak yaptım ve sana geldim Levi. O zaman kozalak kayakçımı hediye kutumun içine koyuyorum dikkatlice. Heh, şimdi kapağını kapatıyorum. Ve evet işte hediye kutum tamamlandı. Sevgili arkadaşım, gel istersen sana bunu nasıl yaptığımı tekrar anlatayım. Pelür kağıtlarını küçük parçalara ayırdım. Tutkalı çok az suyla karıştırdım. Kutunun bir yüzüne önce biraz tutkal sürdüm. Sonra bir parça kağıt yapıştırdım. Sonra üzerine tekrar tutkal sürdüm. Bu şekilde kutunun iki yanını, kapağını ve altını kapladım. Kutunun ön yüzüne tutkal sürdüm. Pamuk koyup üzerine peçeteyi yerleştirdim ve peçetenin üzerine tekrar tutkal sürerek yapıştırdım. Aynı şekilde arka yüzünü de peçeteyle kapladım. Beyaz kartonu ortadan ikiye katladım, notumu yazdım, bir köşesini deldim ve kurdele geçirip bağladım. Kurdelenin diğer ucunu da kutuya yapıştırdım ve yapışma yerinin üzerine düğme yapıştırarak süsledim. Böylece hediye kutumu tamamladım. Evet sevgili arkadaşım, geldik sürpriz kutusunun bugünkü bölümünün sonuna. Yo dönüş dönüştür. Hiçbir şey unutmadım. Projemi yaptım, bitirdim. İçine de hediyemi koydum. Arkadaşım Ferhat'a vereceğim işte. Bir şey unutmadım. Yaptığım alternatif projeyi sormayacak mısın diyor. Hayır, hiç sormayacağım. Yo dönüş dönüştür. Hiç merak etmiyorum nasıl bir proje yaptığını. Evet, ben gidiyorum. Hadi dönüş dönüştür. Hoşça kal. Nasıl merak etti? Dönüş dönüştür. Tabii ki çok merak ediyorum. Ama nasıl kandırdım seni? Kanmadım ki diyor. Kandın işte. Evet, o zaman sevgili arkadaşım dönüş dönüştür bize alternatif projesini göstersin mi? Göstersin. Hadi bakalım göster bize. Peçetelik. Çok akıllıca. Annem bayılacak buna. Dönüş dönüştür çok güzel olmuş. Önce kutunun ön yüzünü ve arka yüzünü kesmişsin. Sonra da içine peçeteleri koymadan önce pelür kağıtlarıyla süslemişsin. Tek farkı sen pelür kağıtlarıyla süslerken içine peçetelerin içinden desenler de koymuşsun. Bak yanında ve önünde o desenler var. Sonra böyle kurdeleyle süslemişsin. Benim gibi düğmeyi kullanmışsın ve peçeteleri de hop diye koymuşsun. Ellerine sağlık dönüştüratör. Ne? Gerçekten mi? Anneme mi hediye ediyorsun bunu? Çok sevinecek dönüştüratör. Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşım, bugün dönüştüratör ve ben çok güzel bir peçetelik ve bir hediye kutusu yaptık. Belki sen bunları yaparsın. Belki de sen hayal gücünü kullanarak çok daha başka güzel projeler yapabilirsin. Yeter ki düşün, hayal et ve yap. Eğer bu yaptıklarımı yeniden izlemek istersen trtçocuk.net.tr adresinden veya TRT Çocuk mobil video uygulamasından dilediğin zaman izleyebilirsin. Bir sonraki sürpriz kutusuna kadar hoşça kal sevgili arkadaşım. Görüşmek üzere.
veda ediyor. Bak süp 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 sürpriz kutusu bugünlük veda ediyor. Bugün de geldik programın sonuna, ne yapsak diye düşündük çokça. Sen de öğren şarkıyı söylersin ara sıra. Hop 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 popusu popusu bugünlük veda ediyor. Bak süp 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 sürpriz kutusu.